Efendim, mutlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz Samsun Nabzı'na. Bu akşam iki farklı önemli konu ağırlayacağız Samsun Nabzı'nda. İlk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz konuğumuz olacak. Ardından kısa bir ara vereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Taner Bey, Taner Tekin konuğumuz olacak. Tufan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey, sağ olun. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün Amasya'da olduğu için, Amasya ile Samsun'da birbirine çok yakın olduğu için sanırım evet. Siz de Kılıçdaroğlu'nun programına katıldınız. Önce oradaki gözlemlerinizi ve yaptığınız çalışmalardan bize biraz bahsedin lütfen. Kılıçdaroğlu orada elinizi vicdanınıza koyarak lütfen sandığa gidin ve oyunuzu buna göre verin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum süresince izleyeceği yol haritasını Amasya'dan başlayarak bize anlatır mısınız? Nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Evet, evet, hayır diyeceksiniz ama bu hayırın içerisini nasıl dolduracaksınız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii bugün sizin de söylediğiniz gibi yoğun bir program vardı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'daydı. Biz de oradaydık. Komşu il olmamız hesabıyla onu yalnız bırakamazdık. Bütün arkadaşlarımızla, örgütlerimizle biz de bu mitinge katkı sunmaya gayret gösterdik. Ancak onun dışında orada sizin söylediğiniz gibi bir noktayı işaret etti Sayın Genel Başkan. Amasya'nın Türk tarihindeki önemi büyük. Amasya Kongresi, Amasya Tamimi Sivas Kongresi'nin habercisidir. Evet. Yani milli kurtuluş mücadelesinin başlangıç noktalarından biridir Amasya. Orada şunu der Amasya Tamimi, milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ve Sayın Genel Başkan Amasyalılara Amasya Tamimi'ni hatırlatarak, yani genelgesini hatırlatarak elinizi vicdanınıza koyun ve karar verin dedi. Çünkü şunun için söylüyor bunu, biz de ifade ediyoruz. Bu bir alelade bir değişiklik değil. Bu sıradan bir kanun değil. Sıradan bir oylama değil. Bugün verdiğimiz oylar 50 yıl sonra da belki yürürlüğünü koruyacak. Bakın, faşist junta anayasası dediğimiz, totaliter anayasa dediğimiz, baskıcı anayasa dediğimiz 12 Eylül anayasasının üzerinden bile yıllar geçti, öyle değil mi? Tabii. 37 yıl geçti, hala kurtulamıyoruz. Demokratikleşemiyoruz. Ve biz bugün dayatılan anayasanın da değişikliğinde bu takım özellikler taşıdığını düşünüyoruz ve anlatıyoruz. Dolayısıyla bu olmamış, bunu beğenmedim deme lüksümüz yok eğer tavrımızı bugün net koymazsak. O nedenle bugün doğmamış çocuklarımız için, yani geleceğimiz için, gelecek neslimiz için iyi düşünmek zorundayız. Sayın Genel Başkan Amasya'dan başladı ve bu referandum sürecinde biz kullanacağımız parti, yani seçim müziğini, referandum müziğini de bugün orada duyma fırsatı bulduk. Güzel bir müzik. Onun dışında bir takım tamamlayıcı, destekleyici argümanlar da ortaya koydu. Amasya bir başlangıç noktası Türk tarihinde, demin ifade ettiğim gibi. 21'inde de biz kendisini ağırlayacağız Samsun'da. Burada 21 Mart'ta Samsun'da olacak. Kılıçdaroğlu evet. Değil mi? Evet, evet. Yani sabah gelip akşam döneceği bir program mı planlıyorsunuz? Yoksa birkaç gün kalacak mı Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi Sayın Genel Başkan 21'inde sabah burada olacak. Akşam dönecek Ankara'ya. Ancak programın nasıl olacağını yarın netleştireceğiz. Evet. Burada tabii Amasya'daki gibi bir miting olmayacak. Bir takım ziyaretler planlıyoruz. Onları da yarından sonra kamuoyuyla, Samsun kamuoyuyla paylaşacağız. Peki Amasya'daki mitingi nasıl gördünüz? Katılımı nasıl gördünüz? İnsanların yaklaşımı, millet, Amasya Türkiye'nin bir mozaiği gibi aslında. Yani oradaki evet, oy, hayır oylarının rengi biraz Türkiye'ye model olacak gibi görünüyor. Siz baktığınızda bugünkü miting hayır oylarının daha önde olduğunu gösterir, işaretler taşıyor muydu? Evet, Amasya için bir model derler hep. Yani Türkiye için, genelini mozaik yansıtır derler, için, evet. Mozaik olduğu için. Birebir yansıttığını söylenen ilçeleri var Amasya'nın. Bütünüyle de öyle aslında. Şimdi bugün gördüğüm tablo şu. Yağmur yağıyordu. Kimi insanlar sırılsıklam olmuştu. Ama o mitinge gelmişlerdi. Bu mitinglerde Türk bayrağı haricinde siyasi parti bayrakları yok. Ve bugün Amasya'daki mitingimize MHP tabanından da, Saadet Partisi tabanından da, AKP tabanından da insanların geldiğine inanıyorum yürekten. Bizzat bildiklerim, tanıdıklarım da var bunların içerisinde. Evet. Yani o coşkuyu gözlemledim. İlk miting olması hasebiyle de önemliydi bizim için. Coşkulu bir mitingdi. Muazzam olduğu, verdiği mesajlar da çok önemliydi Genel Başkan'ın. Ve bundan sonraki mitinglerinde aynı hızla, ivmeyle
devam edeceğini ne düşünüyorsunuz? Şimdi referandum sürecine biliyorsunuz gelmemizin bir hikayesi var. Çünkü öncesinde zaten bir 15 Temmuz gibi bir olağanüstü durumu yaşadık. Ve olağanüstü hal hala devam ediyor. Bu konuda o hal sürecinde işte yeni bir anayasanın ya da anayasadaki 18 maddenin değişikliğinin yapılması, sorgulanması ya da toplumun önüne getirilmesinin doğru olmadığını düşünen yaklaşımlar da var. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda tavrını ortaya koyuyor. Hayır. Bu geniş bir toplumsal mutabakat kapsayan bir şey. Üzerinde çok inceleyip sık dokunmamız gerekiyor. Bu kadar hızlı, bu kadar çabuk bu süreci yaşamamamız gerekiyor dediniz. OHAL sürecinde gerçekten referanduma gidilmesini neden eleştiriyorsunuz? Şimdi Sinan Bey, biz 15 Temmuz'da bir hal yaşadık. Başımıza bir hal geldi. Darbe teşebbüsü diyoruz bunun ismine. Ve bu darbe teşebbüsü sadece bir siyasi anlayışa yönelmedi. Türk demokrasisine yöneldi. Ve insanlar, halkımız, partili partisiz herkes sabahlara kadar nöbet tuttular. Bu nöbetin ismi demokrasi nöbetiydi. Altını çizerek söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız sıkıntıları elbette ki devlet aygıtı olarak biz o hal ilan ederek çözebiliriz. Ama mutlak surette ucu bucağı belli olmayan, nerede biteceği belli olmayan bir OHAL rejiminin içerisinde kalmamızı gerektiren bir durum var mı? Bunu açıklamadan bir dayatmayla referandum sürecine sürüklendik. Şimdi muhafaza etmemiz gereken kurum bizim demokrasiyken baktık ki uygulanan birçok şey antidemokratik. Mesela parlamento, şimdi bugün parlamentonun, meclisin bu anayasa değişikliğiyle güçlendirileceği söyleniyor. Meclisin daha onurlu, daha itibarlı, daha etkin olacağı söyleniyor. Ya iki ay önce Anayasa Komisyonu'nda muhalif milletvekillerine saldıran kimdi Allah aşkına? Darp ederek, hakaretlerle, baskıyla bu anayasa değişikliği Anayasa Komisyonu'ndan geçti ve parlamentoda oylandı. O nedenle biz buna dayatma ile geldi diyoruz. Şimdi YSK'dan takvim istendi. Bu takvim 16 Nisan'ı işaret etti ve bir referandum sürecine gittik. 15 Temmuz'da demokrasi, evet, darbe teşebbüsüne maruz kalmıştı. Bize daha çok demokrasi lazım, daha çok özgürlük lazım, daha çok insanlar arası o hukuku geliştirecek argümanlar lazım. Ancak maalesef bu öngörülen anayasa değişikliğiyle bunların yerle yeksan olduğunu görüyoruz. Özgürlüklerin kısıtlandığını görüyoruz. Millet iradesinin zapturapt altına alındığını görüyoruz. Tek adam vesayetine Türkiye'nin teslim edildiğini görüyoruz. Bunlar yanlış uygulamalar. Yani 15 Temmuz'la tezat. Yani bizim korumamız gereken mutlak demokrasidir. Demokrasinin, 60 yıllık uyguladığımız demokrasinin yanlış tarafları yok mu? Elbette var. Ancak bunlar tamiri gerektirir. Bu şekilde bir temel değişikliği gerektirmez. Bu temel değişikliklerin içerisinde neler var? Evet. Bu değişiklikler olduğu zaman yasama, yargı, yürütme bundan nasıl etkilenecek? Bu detayları siz neden hayır dediğinizi ortaya koyarken anlatıyorsunuz. Biz de size soracağız, bunları anlatacaksınız. Ancak şöyle bir şey, bir tespit yapmak gerekiyor. Gerçekten de yamalı bohçaya dönmüş ve üstelik de binlerce insanın etkilendiği bir 12 Eylül darbesi sonrasında oluşmuş anayasa, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasanın üzerinde kendisini var etmeye çalışan bir hukuk sistemi oluşturmuş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vardı, biliyorsunuz. Hala da mevcut anayasayla yönetiliyoruz. Bir hukukçu olarak siz parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, bütün bunları masaya koyup önünüze baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti için en uygun modelin hangi sistem olduğunu düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi aslında kamuoyu önünde bunları hiç tartışmıyorlar. Yani başkanlık sistemi nedir? Yarı doğrudan başkanlık sistemi nedir? Doğrudan başkanlık sistemi nedir? Bu model Türkiye'ye özgü bir model, öngörülen. Bir de şu var. Önceleri başkanlık sistemi diyorlardı. Baktılar ki bu tutmuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediler. Partili cumhurbaşkanı. Partili cumhurbaşkanı gelecek. Türkiye'ye özgü bir sistem geliyor. Türkiye 14 Mayıs 1950 tarihinden bugüne bir parlamenter demokrasi deneyimi yaşıyor. Yani Demokrat Parti iktidarıyla. Birden fazla defa müdahalelerle karşılaşmış ancak bugünlere gelebilmiş. 1980 anayasası için dediklerinize tümüyle katılıyorum. Yani baskıcı bir anayasadır.
amalarla, ancaklarla insanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir anayasadır. Fakat bu antidemokratik anayasadan çıkış yolu 16 Nisan'da önümüze konulan anayasa değişikliği paketinde yok. Yani bu anayasadan, junta anayasasından kurtulmak için bir toplumsal uzlaşma metni, yani temel uzlaşma metni ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapamadık. Peki nedir bu? Dünyada nereye giderseniz gidin, anayasa nedir dediğiniz zaman bunun tanımını herkes aynı yapar. Toplumsal uzlaşma metnidir. O beğenmediğiniz ya da beğenmediğimiz, hiçbirimizin benimsemediği junta anayasası dediğimiz 12 Eylül anayasası bile %92 ile kabul gördü. Şimdi size soruyorum. Bu anayasa, hiç öyle bir ihtimal görmüyorum ama, kabul görürse öyle %51'ler, %52'ler görüşülüyor. Yani neresinde bunun uzlaşma? Hayır, uzlaşma yok, dayatma var. Şu yapılabilirdi. Bir anayasa, bu coğrafyada kim var ise, hangi unsurlar varsa, bakın kültürel unsurlardan bahsediyorum. Konuşulabilecek toplumsal mutabakat, uzlaşma noktasına varabilecek konulardan bahsediyorum. Ele alınabilmeliydi. Ben yaptım oldu diye kanun yaparsınız. Hükümet sizdedir. Yani ben bunu böyle düşünüyorum dersiniz, yasa yaparsınız. Ve sonra ben muhalefet partisi olarak derim ki bu yasa yanlıştır, bunu değiştireceğim. Ama bu şekilde dayatmayla milletin kaderiyle oynayamazsınız. Yani %90'ıyla, %95'iyle kabul görmeyeceği aşikar. Bunu nasıl işleteceksiniz siz? Bir de şu var, demin söylediğinizi izah edeyim. Bizim parlamenter demokrasimiz, millet iradesini, yani demokrasinin iki temel kuralı, temsilde adalet, yönetimde istikrar, tam yansıtıyor mu? Ben de öyle düşünmüyorum. Ama bunu bir masaya oturur. Kim oturur? Siyasi iktidar, iktidar partisi, ana muhalefet, parlamento dışındaki siyasi unsurlar, sivil toplum kuruluşları otururlar. Bakın yine bir darbe anayasasıdır ama 61 anayasasının nasıl yapıldığına bir bakın. Sendikalar destek verdi, katkı verdi. Sivil toplum kuruluşları, üniversite hocaları destek verdi. Bunda böyle bir şey yok. Yani burada tek renk var. Burada tek irade var, tek düşünce var. O nedenle Türkiye'nin geleceğinin karartılacağını iddia ediyoruz. Biz de söylüyoruz bunu. Şimdi onlar başka şeyler söylüyorlar. O konuya gireyim mi? Yani anayasanın maddelerini böyle... irdelememiz gerekiyor. Evet. Tabii bu 18 maddenin içerisinde ağırlıklı olarak toplumun beklediği ya da işte sizin ifade etmeye çalıştığınız bazı unsurları da görmek istiyoruz diyorsunuz. Eşit vatandaşlık. Bu ortaya konmuyor diyorsunuz. Efendim siyasi partiler kanununda bir değişiklik yok diyorsunuz. Baraj konusunda bir iyileşme yok diyorsunuz. Şey yok. Efendim hazineden siyasi partilerin belirli bir oy oranının altında kalması durumunda yararlanamaması söz konusu diyorsunuz. Ben de şöyle düşünüyorum. Gerçek manada bir parlamenter sistem zaten Türkiye'de olmadığını söylüyoruz. Kurumsallaşmış bir devlet aygıtının olmadığını da tespit ediyoruz, ortaya koyuyoruz. Ama bunun yolunun nasıl olması gerektiği konusunda da çeşitli tartışmalar yürütülüyor. İşte o tartışmalar bize bugün en azından 18 tane maddenin değiştirilmesi, iyileştirilmesi ya da hayatımızın içerisinde, devlet aygıtının içerisinde konulmasıyla sonuçlansın oylamasına gidiyoruz. Siz bu 18 tane maddeyi masaya yatırdığınız zaman eksik olan neyi görüyorsunuz? Neden karşı çıkıyorsunuz? Şu değerlendirmeyle başlayayım. Yani bizim 67 yıllık parlamenter demokrasi deneyimlerimizi bir çırpıda çöpe atıyoruz biz. Neden? Şimdi söylenene bakalım. Anayasa değişikliğinin getirdiğine bakalım biz. Mesela ne deniyor? Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Öyle iddia ediyorlar. Ve diyorlar ki yasama ve yürütme güçlenecek. Böyle bir şey yok. Şimdi yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında, üç ana kuvvet arasında keskin ayrılıklar olmalı, evet, ama onun dışında denetim mekanizmasını zayıflatıyorsunuz ve bütün gücü yürütmeye veriyorsunuz. Yürütmenin başına veriyorsunuz. O kim? Hükümet sisteminin başındaki Cumhurbaşkanı. Peki hangi sıfatı var başka? Partili olma sıfatı var. Şimdi anayasamız açık. 101. madde Cumhurbaşkanı'nın görevlerini tanımlıyor. Bugünkü anayasada Cumhurbaşkanı tarafsız. Öyle olmasa bile yani yemin metni açık, tarafsız. Bütün Türkiye'de ne kadar insan varsa hepsini temsil ediyor. Bu öngörülen anayasa değişikliği sisteminde Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren beni temsil edemez. Eğer benim partimin
adayı Cumhurbaşkanı olmadıysa. E peki ne oldu? Bütün dünyada baktığımız zaman devlet başkanlarının önemli görevlerinden bir tanesi, beğenmediğimiz 82 anayasasında da var, kurumlar arasındaki uyumu tesis eder, uyumu korur. Kurumların, kamu kurumlarının hiyerarşi içerisinde çalışmasını sağlar. E partili cumhurbaşkanı bunu yapamaz. Partili cumhurbaşkanı oturur siyaset yapar. Yani ülkeyi yönetmeye çalışır, çabalar. Fakat kendisine oy vermeyen insanlar hep muhalefette kalacaktır. Birinci sıkıntı bu. İkinci büyük sıkıntı, şimdi güvenli ve huzurlu bir Türkiye yaratacağız. Temel tezlerinden bir tanesidir. 15 yıllık, 16 yıllık bir iktidar var. Kamu gücü elinde. Emniyet kuvvetleri sana bağlı, jandarma sana bağlı. Terörü önle, çöz, elini tutan yok, bunları yaparsın. Bu da bir kandırmaca. Böyle güçlü devlet gelmez, güçlü adam gelir. Ve bugün bakanlar gelmişler, dün Samsun'da bir takım konuşmalar yapmışlar. Evet. Tek adam gelecek, evet, Türkiye güçlenecek, itiraf etmeye başladılar. Tek adam geliyor. Tek adamın geldiği yerde demokrasi olmaz. Tek adamın geldiği yerde özgürlük olmaz. Bunları görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tek adam vesayetine de dur diyeceğiz. Şimdi peki bu tek adam nasıl tek adam oluyor? Bu tek adamı denetleyemiyorsunuz siz. Yani tek adama hesap soramıyorsunuz. Tek adam ne yaparsa yapsın hesap soramıyorsunuz. Ya öyle şey olur mu diyorlar. Şimdi televizyonda konuşuyorlar bunları. Ben size soruyorum. Samsun kamuoyu bizi dinliyor. Kendisini yargılayacak olan, o devlet başkanını, cumhurbaşkanını yargılayacak olan yapı Anayasa Mahkemesi. Bu yüksek yargı organı sıfatıyla. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu. O da öyle. Evet, Anayasa Mahkemesi var. Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak. Eğer Cumhurbaşkanı anayasanın dışına çıkarsa, onu yargılayacak olan kurum Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi. 15 üyesi var. Bu 15 üyenin 12'sini bizzat Cumhurbaşkanı kendi atıyor. Kendi. Geri kalan 3 tanesini de parlamento içerisinden gönderiyorlar. Şimdi bu yapı, bu yargı organı kendi atadığı, seçtiği, oraya tayin ettiği yargı üyeleri kendisini yargılayabilir mi? Yargılarsa buna adil bir yargılama denir mi? O nedenle denetlenemez bir mekanizma diyoruz. Bir ikincisi, parlamentoyla yürütme arasında, yani bakanlar kurulu arasında o kadar büyük uçurum açılıyor ki, yani denetleme mekanizması tam anlamıyla ortadan kalkıyor. Yönetimde çift başlılık kalkacak diyorlar. Başbakan parlamenter sistemde çift başlılık diye niteleniyor diyorlar. Evet, yürütmenin iki başı var. Hükümeti temsil eden başbakan, cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor. Milletin varlığını, bağımsızlığını temsil ediyor ve tarafsızlığını temsil ediyor. Uyum içerisinde çalışmak zorundalar. Bize Özallı yıllardan bahsediyorlar. Bir takım çatışmalardan bahsediyorlar. Bu da bir kandırmaca. Yani o dönemlerde Türkiye büyük kavgalar içerisinde girmiş değil. Koalisyonlar döneminden bahsediyorlar. Bu referandumda oy kullanacak gençlerimizin büyük kısmı o dönemleri hiç hatırlamıyorlar. Ancak dünyada koalisyonlar çok güzel işliyor. Yani o da bir mutabakattır. O nedenle dedik ki demokratik bir anayasa yapılsın madem yapılıyor. 12 Eylül anayasası gitsin, yerine özgürlükçü bir anayasa gelsin. Fakat buna hiç yanaşmadılar. Sizin söylediğiniz gibi madem samimiyseniz barajı kaldıralım. Baraj düşsün. Yani temsilde adalet diyorsunuz ya, yönetimde istikrar. Yani 550 milletvekiline 600 yaptım. Bak daha çok insan temsil edilecek diyorsunuz ya. E o zaman barajı düşürelim. Temsil edilsin. Küçük partilerde parlamentoya girebilsin. Niye korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Demek ki bu demokrasi talebi değildir. Bu başka bir şeydir. Anayasa komisyonlarında yapılan, sabahlara kadar yapılan çalışmaları Türk milleti izledi. Türkiye'nin böyle bir temel değişikliğe İhtiyacı var mı yok mu, insanlar şapkasını önüne koyup bugün düşünüyor. Toplumsal talep olarak gelmiş değil, toplumsal bir ihtiyaç olarak gelmiş değil. Bu anayasa değişikliği tepeden gelmiş ve millete dayatılmak istenen bir anayasadır. Bunları söylemek Hakimler, zorundayız. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun da yapısı evet. değişiyor. Artık yani yüksek kurul değil, bir Hakimler Savcılar Kurulu haline dönüşüyor anladığım evet. kadarıyla. Burada da eleştirileriniz var. Bu eleştirilerinizde yani çıkış noktanız ne? Şimdi 2010 referandumunda biliyorsunuz yine kendileri değiştirdi. HSYK'nın yapısı değişti. Aradan 7 yıl geçti. Parlamento seçimlerini 4 yıla indiren de aynı siyasi iktidar. Şimdi 5 yıla çıkaran da aynı siyasi iktidar. O gün kürsüde aynı gerekçelerle savunuyorlardı. Şimdi aynı gerekçelerle bu sefer bu değişikliği savunuyorlar. HSYK'nın yapısı evet değişti, ismi de değişti.
Yani kendilerinden yüksek kimseye tahammülleri yok ki hakimler ve savcılar yüksek kurulunun adındaki yüksek kelimesini bile kaldırdılar. Dolayısıyla yapı ciddi anlamda tahrip edildi. Biz Türkiye'de yargı bağımsızlığının mutlak olmasını istiyoruz. Hakimin siyasi düşünceleri beni ilgilendirmiyor. Hakimden beklediğim tek şey tarafsız olması. Bağımsız karar vermesi, adil karar vermesi. Adalet bekliyoruz. Yıllarca bütün mahkemelerimize yazdık. Adalet mülkün temelidir diye. Devletin temelidir. Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Devlet eğer adalet çizgisinden, terazisinden uzaklaşırsa Türkiye monarşiye dönüşür. Türkiye özgürlüklerden uzaklaşır. Böyle bir kaygı taşıyor musun? Taşımaz olur muyuz? Yani şimdi Cumhurbaşkanı yüksek yargı üyelerini belirleyecek. Hangi kritere göre belirleyecek? Var mı bunun kanunu vesairesi? Yok. Yani Cumhurbaşkanı kimi isterse onu alacak, oraya atayacak. O zaman şunu söyleyebiliriz biz. Bundan sonra eğer bu anayasa değişikliği öngörülen o, Anayasa Mahkemesi'ne de, HSYK'ya da, yüksek yargı organlarına da yükselebilmek için liyakat kriteri ortadan kalkıyor. Ne olacak? Göze girme kriteri geliyor. Yani seni atayacak olan Cumhurbaşkanı'nın gözüne ne kadar çok girersen o kadar çok oralara yükselme şansın artar. E nerede kaldı adalet? Bakın herkese lazım olur. Senden yana, benden yana değil, bizden yana değil, benim gibi düşünen değil. Tamamıyla tarafsız, kanunlara bağlı olarak görev yapan yargı istiyoruz biz. Fakat maalesef endişelerimiz bunlar. Bunları ortaya koyuyoruz. Somut gerekçelerle de anlatıyoruz. Söylüyoruz. Cumhurbaşkanı yargı organını kendi belirleyecek. Kendisini yargılayacak mahkemeyi. Dünya bizi şaşkınlıkla izliyor. Dünya demişken buradan işte tabii bir de şeyi konuşalım. Milletvekillerinin durumu ne olacak? Yani yasama kendi içerisinde varlığını devam ettirecek. Meclis. Bir taraftan yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak. Partili evet. Cumhurbaşkanı olacak. Böyle eleştirileriniz de zaman zaman medyaya yansıyor. Yani evet. Milletvekilleri işlevsiz hale gelecek. Doğal olarak meclise gitmelerine gerek kalmayacak evet. diyorsunuz. Neden böyle bir değerlendirme şimdi yapıyorsunuz? OHAL rejiminden bahsettik ya. Yani OHAL rejiminin bir an evvel ortadan kalkması gerektiğini, bunun eğer uzarsa antidemokratik bir süreci hazırladığını söyledik. Şimdi öngörülen anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'na yürütme yetkisine ilişkin konularda sürekli ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi veriliyor. Kararnamelerle. Evet, kararnamelerle ülke şu anda yönetiliyor. Peki memnun muyuz bundan biz? Olur mu? Şimdi ben bir kararnamenin, kanun hükmünde kararnamenin adil olmadığını düşünüyorum. Nereye gideceğim? İdare Mahkemesi'ne başvuruyorsun. Bakanlar Kurulu, işte yürütme organının kararı olduğu için ve olağanüstü hal rejiminin bir uygulaması olduğu için yasa yolları kısıtlı kapalı. Bu çok kötü bir rejim. Şimdi öngörülen değişiklikte bu var. Yani Cumhurbaşkanı kararnamelerle ülkeyi yönetecek. E parlamenter ne iş yapacak? Yasama organı ne iş yapacak? Yani 550 milletvekilini 600 yaptınız da milletvekilliğinin saygınlığını mı artırdınız? İtibarını mı kuvvetlendirdiniz? Hayır. Milli irade kuvvetlendi diyorlar. Milli iradenin kuvvetlendiği falan yok. Milli iradeyi kuvvetlendirecekseniz parlamenter demokrasinin aksayan yönlerine pansuman yapacaksınız. Tedavi edeceksiniz. Durum budur. Burada öngörülen tek adam var. Bir adamı seçiyorsunuz. Bu adam parlamento aritmetiğini de belirliyor. Şimdi bu ne oluyor? Milletvekilini kim seçiyor? Peki efendim? Yani milletvekillerinin seçilmesinde bir başka bir... Partinin başında kim var? Cumhurbaşkanı partili. Yani aynı zamanda partisini temsil ediyor. Yani atıyorum Samsun'a geldiği zaman ilk ziyaret edeceği yer o dönem Cumhurbaşkanı kimse hangi partiden seçilmişse il başkanını ziyaret edecek. Kimse Samsun valisini ziyaret etmedi diye kızacak durumu yok. Önce partisine gelir. Şimdi önce partisini temsil ediyor. Dolayısıyla bunları işaret etmek gerekiyor. Yani partili Cumhurbaşkanı'nın bundan sonraki süreçte parlamenter demokrasimiz zaten ortadan kalkmış olacak. Toplumsal barışa da yararından çok zararı var. Biz daha çok bütünleşmeye, daha çok kaynaşmaya ihtiyacı olan bir milletiz. Niye? Çok yaralar aldık 12 Eylül'den bugüne. 15 Temmuz da çok önemlidir. Fakat uzlaşma kültürünü, bu sevgi dilini ortaya çıkartmamız gerekiyor bizim. Bundan yani, uzaklaştık. Bu manada o zaman şunu ortaya koyuyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Bütün bu
konular, özellikle anayasanın yapılması hayati önem taşıyor. Evet. Çünkü bir toplumun kendisini nasıl yöneteceği konusundaki kuralların oluşturulduğu bir metinden bahsediyoruz. Evet. En önemli çalışmanın bu olması gerekiyor ama anayasanın olması bile demokrasiyi tam manasıyla kavrayamamış toplumlar açısından ne kadar mükemmel olursa olsun anayasa, demokrasiyi tam manasıyla içselleştirememiş toplumlarda sorunların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bir demokrasiyi bir hukukçu olarak siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani demokrasi çoğunluğun azınlığa hakim olması ya da düşüncelerini kabul ettirmesi anlamına mı geliyor? Ya da seçilmiş olmak, oy oranıyla seçilmiş olmak, her şeyin yapılabilmesi anlamına mı geliyor? Ya da bu hakkı mı veriyor? Bu inisiyatifi mi veriyor? Hukuktaki işte subjektif ve objektif üstüniyet kuralları nereye koymak gerekiyor? Bunu yani anayasa, yani İngiltere'de bambaşka bir yapı var. Yani biz orada bir gerçek manada bir anayasadan bahsetmek mümkün değil. Yani ortaya koyamıyorsunuz ama orada bahsetmiş yazılı anayasa yok. Evet. Anglo-Sakson anayasası aynı şekilde öyle, hukuku aynı şekilde öyle. Dünyada Avrupa devletleri bunu oturttular. Ama bunu oturturken mesela bugün adamlar anayasa maddesi değişikliği ihtiyacı duymuyorlar. Temel maddelerini zaten oraya yerleştirmiş. Bizde ise işte Junta Anayasası, 12 Eylül Anayasası bugünlere geldik. Yamalı bohça haline geldi. Şimdi demokrasiyi tanımlayalım, öyle sordunuz. Demokrasi birlikte yaşama kültürüdür. Yani saygı kültürüdür. Kendin gibi düşünmeyenlere de saygılı olmak kültür ve birikimidir. Dolayısıyla... Yani eşit vatandaşlıktan mı bahsediyorsunuz? Yani eşit vatandaş mı olması gerekiyor? Bunun içinde hepsi var. Fırsat eşitliği de var, eşit vatandaşlık da var ve şu da var. Şimdi çoğulculuktan bahsediyoruz. Çoğunlukçuluktan değil. Çoğulculuk işte birlikte yaşama kültürü. Yani sen siyasi iktidarı ele geçirdin. Azınlığa da bir gün çoğunluk olacakmış gibi siyasi haklarını vereceksin. Özgür propaganda imkanlarını tanıyacaksın. Yoksa aksi bunun çoğunluk diktatoryası haline gelir. Ve sen bu diktatoryayla halkı yönetir hale gelirsin. E baktığımız zaman... Bu niye böyle olmuyor Türkiye'de? Seçim barajı gelmiş, %10'a dayanmış. Doğal ondan sonra bu bahsetmiş olduğunuz, yani demek ki bizim aslında biraz da bu konuları irdelememiz gerekiyor. Yani tam manasıyla seçme ve seçilme hakkımı tam manasıyla icra edemediğim bir ortamda ki bugün bu ortamı yaşıyoruz değil mi? Yani şu anda parlamenter sistem var hayatımızın içerisinde ama maalesef seçme ve seçilme hakkı konusunda kısıtları olan bir durumu yaşıyoruz. Yani mutlaka bir değişiklik olması gerekiyor. Evet. Siz de galiba bunu zaten... Demokratikleşmesi yönünde. Yani bizim talebimiz bu. Daha çok demokrasi. Kötü bir şey istemiyoruz. Daha çok özgürlük istiyoruz. Ama bu öngörülen anayasa değişikliği özgürlükleri kısıtlıyor. Ve hukuk tekniği açısından da çok eksikleri var. Onu da söylüyoruz. Ne gibi mesela? Mesela şimdi Cumhurbaşkanı yeterliliği var. Nedir o? 40 yaşında olacaksın... Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup üniversite mezunu olma şartı var. Şimdi Cumhurbaşkanı dilediği sayıda yardımcı atayabiliyor. Evet. Bir arıza. Evet. Arıza şu. Yardımcılarının bu özelliği taşıma gereksinimi yok. Bu konulmamış anayasaya. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısını dilediğinden tayin edebilir. Yani milletvekili seçilme yeteneğine sahip ama 40 yaşın üzerinde değil. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı rahatsızlansa, yurt dışına gitse, Cumhurbaşkanlığı yeterliliğine sahip olmayan kişi onu temsil edecek. Böyle bir hukuk hatası olur mu? Bunları bakın parlamentoda, anayasa komisyonunda, Cumhuriyet Halk Partili üyeler yüksek sesle söylediler, dile getirdiler. Ona rağmen bu hatalar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Demin ifade ettik. Seçim barajı sürekli gündeme geldiği için söylüyoruz. Başka arızalar da var. Yani bu anayasa içerisinde bizim demokratik görmediğimiz uygulamalar var. Bunların ortadan kalkmasını sürekli dile getirirken maalesef 15 Temmuz biliyoruz ki Türk demokrasisinin başına gelen bir beladır. Daha çok demokrasiyi, daha çok özgürlüğü biz yeşertmemiz gerekirken bir dayatma anayasasıyla, bir baskı anayasasıyla karşı karşıya kaldık. Ve bugün 16 Nisan'da halkımız sandığa gidecek. Ne bekliyorsunuz? Şimdi 16 Nisan'ı peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararsızları, hayır diyecek oy kitlesi sizin için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin
Evet. Ne kadarlık bir kısmı referandumda hayır oyu kullanacak? Böyle bir veri var mı elinizde? Böyle bir çalışma. Şimdi sadece sizin açınızdan söylemiyorum. Evet. AK Parti açısından, CHP açısından, MHP açısından, HDP açısından söylüyorum. Elbette anketleri takip ediyoruz. Anket verileri oldukça olumlu. Onu da görüyoruz. Fakat anket sonuçlarına böyle çok da bağlı kalarak referandum çalışmasını yapmıyoruz. Biz bildiğimiz yoldan gidiyoruz. Şimdi bize soruyorlar, siz de sordunuz. MHP tabanı. Görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz, halkın arasındayız. Soruyoruz, onlardan bize bilgiler geliyor, arayanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı yolunu bulur, işini bilir. Şimdi elimizde metinler var. Dayatılmak istenen anayasayı bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları görüyor. MHP'liler var, AKP'liler var. Ben bugün anket sonuçları içerisinde AKP'ye oy vermiş seçmenin tavrı ile ilgili olumlu bir değerlendirme gördüm. Evet, doğru. Ancak bir de benim yaşadığım başka şeyler var. Bugün değil mi? Evet. Yani şu var, AKP'de belediye meclis üyeliği yapmış. Fakat bana hayır oyu vereceğini söyleyenler var. Yani siyaset yapmış. Fakat bu kadarının da artık fazla olduğunu, Türkiye'nin başkalaştığını, antidemokratik bir mecraya doğru gittiğini gören aklı selim insanlar var. Samsun'da yaşıyorlar. Belki yarın seçim olsa yine partisine oyunu verecek. O ayrı. Dünya görüşleri başka. Demin söylediğim gibi bu basit bir yasa değil. Basit bir yasal düzenleme değil. Temel bir değişiklik. Bu temel değişiklik bize bol mu gelir, dar mı gelir? Bizim buna ihtiyacımız var mı, yok mu? Bunun tartışılması lazım. Köyleri geziyorum. İlçelere gidiyorum. İnsanları yokluyorum. Sohbet ediyorum onlarla. Sıkıntımız ne? Millet olarak bizim derdimiz ne? Buna bakıyorum. Şimdi bana sorulduğu zaman ben de büyük çoğunluk gibi düşünüyorum. Diyorum ki terör belasından çok çektik. Evet. Peki bu anayasa değişikliğinde vatandaşla göz gözeyiz. Bu derde derman var mı? Bu yok. Yani terör sorununu ben tek adam olurum çözerim diyor ama şimdi çözmemesi için bir engel yok. Parlamenter demokrasi içerisinde kamu gücünü elinde tutuyorsun. Bunu yaparsın. Dolayısıyla boş. Şimdi peki ekonomi dolar aldı başını gitti, euro aldı başını gitti. Türkiye bir krizin ortasında, ekonomik krizin. Ne olacağımız da belli değil. Şimdi bu anayasa değişikliği geçerse ekonomik veriler de artıya yükselecek. Peki hangi maddede yazıyor bu? Bu da bir kandırmaca. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani bunların halkımızda farkında olması gerekiyor. Anlatıyoruz. Biz söylemeden onlar bize bunu söylüyor. Biz söylemeden söylüyor. Pazarlarda geziyoruz. Semt pazarlarına gidiyoruz. El ilanlarımızı, broşürlerimizi dağıtıyoruz. Siyasi tercih olarak AKP'ye oy vermiş, siyasi tercih olarak MHP'ye oy vermiş insanlarımızla da görüşüyoruz. Aklı selim insan mutlaka bu değerlendirmeyi yapacak 16 Nisan'da. Toplumsal uzlaşmaya katkı verecek ve hayır diyecektir. O nedenle Sayın Genel Başkan bugün Amasya'da söyledi. Biz elbette düşünerek karar vereceğiz ama bir şey daha yapacağız. Vicdanımıza da danışacağız. Yani bu süreç bizim toplumsal uzlaşmamıza katkı mı sağlasın yoksa toplumsal ayrışmamıza mı sebep olsun? Buna iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten kavgalı bir toplum olduk. İnsanlar birbirlerini sevmez bir hale geldi. Halk her gün kin ve düşmanlığa tahrik ediliyor. Ve siyasiler tarafından yapılıyor bu. Ne demek hayırcılar teröristtir demek ne demek? Ne demek? O zaman referandum yapmayın. O zaman tek seçenek çıkarın insanların karşısına. Evet deyin, insanlar bu seçeneği değerlendirsin. Çok büyük ayıptır. Demokrasi ayıbıdır, hukuk ayıbıdır. İnsanları bu kadar düşman etmeye, birbirini bu kadar kırdırmaya gerek yok. Bırak insanlar özgürce referandumda propaganda hakkını kullansın. Siyasi partiler için söylemiyorum. Sivil toplum kuruluşları da yapabilsin. Bakın Samsun Valiliği il seçim kurulu marifetiyle bir karar çıkartmıştı. Ne diyorlardı? Seçime girebilen, girebilme yeterliğine sahip olan siyasi partilerin dışında siyasi propaganda yapmak yasaktır diye. Şimdi sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle kuruluşlarını siz nasıl bu referandum sürecinde çalışmaktan alıkoyabilirsiniz? İnsanlar siyasi partiye üye olmak zorunda değil. İnsanlar bir demokratik kitle örgütüne üye olmak zorunda da değil ama hayır ya da evet noktasında çalışabilirler. Niye mani oluyorsunuz insanlara? Bakın Türkiye'de bir iki yerde uygulandı. Biri de Samsun Valisi'nin ya da Emniyet Müdürlüğü'nün talebiyle Samsun'da uygulandı. Ama Yüksek Seçim Kurulu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebiyle bir karar verdi. Dedi ki olamaz. Böyle bir uygulama olamaz. Esastan reddetti ve şu anda iade etti Samsun'a. Çalışılabilir dedi ve insanlar her türlü propaganda bir aylık süre zarfında yapabilecekler. Evet. Niye kısıtlıyorsunuz bunu? Peki yine buradan yola çıkalım. Konuşulacak çok şey var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı üzerinde biraz konuşalım isterseniz. Başlangıçta böyle bir sisteme karşı çıkan Bahçeli'nin bugün bu çalışmada Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi alalım. Valla Milliyetçi Hareket Partisi şu anda kurumsal yapı olarak AKP ile beraber hareket ediyor ama taban görüyoruz ki çok farklı hareket ediyor. Yani tabii MHP'nin Milliyetçi Hareket Partisi köklü bir parti. Onların iç ilişkilerine, iç işlerine çok fazla dokunmak bizim haddimiz değil. Onlar kendileri bilirler. Kendi parti yapılarını kendileri bilirler. Ancak benim gördüğüm, gözlemlediğimi söylüyorum. Bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim de değil. Aday ve siyasi parti yarıştırmıyoruz. Dolayısıyla MHP tabanı da, AKP tabanı da, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da özgür. Dilediğine verir. Dilediği seçeneği kullanır. Evet ya da hayır tercihini değerlendirir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sizin işaret ettiğiniz gibi yani kurumsal yapı olarak AKP ile birlikte hareket etmesi MHP tabanını pek de bağlıyor, gözükmüyor. Aynısını Büyük Birlik Partisi için de söylemek mümkündür. Kaç gündür açıklamalar yapıyorlar. Saadet Partisi de öyle. Saadet Partisi de öyle. Yani böyle bir ferasetle bizim gördüğümüz gibi aynı noktadan Türkiye'nin bekası açısından bu anayasa değişikliğinin büyük bir tehlike olduğunu çok açık ve net ifade edebiliyorlar. Peki bu son birkaç dakikamız. Evet. Özellikle Almanya ve Hollanda'nın tavrı üzerinde de biraz konuşmamız gerekiyor. Konuşalım. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanının maruz kaldığı bir durum söz konusu. Son derece yakışıksız bir durum. Burada ne oluyor? Yani Avrupa'nın bu konudaki tavrını zaten samimi bulmuyorsunuz. Siz de bulmuyorsunuz. Bunu açıkladınız siz de. Burada neler oluyor? Neden böyle bir durum yaşanıyor? Şimdi ortaya çıkan fotoğraf çok kötü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığı açısından da çok kötü. Biz bu olay yaşandığı zaman gerekeni yapın ve destek veriyoruz hükümete dedik. Hollanda'nın ve başka Avrupa ülkesinin böyle bir şey yapmaya cüret edemeyeceğini söyledik. Bunu uluslararası lisanda da bütün dünya kamuoyuna duyurun dedik. Fakat burada bir tekil mağduriyet yaratmak da çok doğru değil. Yani burada bir yine bir mağduriyet yakalanıp işte referandum sürecine katkı verilsin diye bu dayatılmışsa bu da kötü, tehlikeli. O gün Köln'e özel uçağıyla Sayın Bakan, Samsunlu Bakan'ın Çağatay Kılıç'ın gittiğini biliyoruz. Sayın Bakan, diğer aile bakanımız da orada ve karayoluyla Almanya'ya, Almanya üzerinden Hollanda'ya bir geçiş var. Ve Hollanda özellikle açıklamaları yapmış. Sokmayacağız demiş. Bunun başka yolları var diplomatik. Fakat sanki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ya da devleti rencide edilmek pahasına oynanmak istenen bir kart var. Bu çok tehlikeli bir iş. Yani bir tekil mağduriyet yaratılmak isteniyor dediğim benim bu. Ama onun dışında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsil eden her kim olursa olsun, hangi siyasi anlayışa sahip olursa olsun, dünyanın her yerinde kabul görür, kabul görmelidir. Ve Hollanda'ya da başka ülkelerde bunu yapıyorsa gereken cevap en üst perdeden verilmelidir. O noktada bir sıkıntı yok. Ama bir de şu var. Bizim 298 sayılı siyasi partiler kanunumuz ve bu kanuna dayanarak Yüksek Seçim Kurulu'nun bu referandum dönemine ait hazırladığı bir karar var aldığı. Dışarıda propaganda yapmak yasak ve bunu yasaklayan AKP hükümeti. Yani biz de yasak, onlar için de yasak. Şimdi kanunu sen koymuşsun, düzenlemeyi sen yapmışsın. Bakın bunu soralım herkese, açsınlar baksınlar. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında siyasi partilere propaganda yapmayı yasaklamış. Siyasi partiler kanununa dayanmış ve yeni bir karar almış bununla ilgili, bu referandum süreciyle ilgili. Yani şimdi adam dese ki ben senin kanununa göre burada zaten senin siyasi partisin, sen referandum sürecinde bir propaganda yapman yasak, bu nedenle vermedim derse sana ne diyeceksin? Yani önce sen kabul ettiğin kanunu, uyguladığın kanunu tanı,
Ona göre hareket etti. Bir de işin bu tarafı var. Peki. Tüfan Bey, evet. Teşekkür ediyorum. Son bir son olarak şunu söyleyeyim. Evet, süremiz bitti. Evet ve hayır seçeneği var insanlarımızın karşısında. Özgürce gitsinler. Bakın, hala bilmiyoruz diyorlar. Bilmedikleri noktalar, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'da hayır bürolarıyla bu çalışmaya katkı veriyor. Broşürlerimize ulaşmaya çalışsınlar. Biz de ilçe örgütlerimizle bu broşürleri halkımıza ulaştırıyoruz. Biz tarafsız ve bağımsız, hepimizi temsil eden bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Başbakan Türkiye'de gereksiz bir adam değildir. Hükümetin başı ve başbakanlık makamına Türkiye'de hala ihtiyaç var. Türkiye'de parlamenter demokrasiye ihtiyaç var. Türkiye'de özgürlüklerin daha çok gelişmesine ihtiyaç var. Türkiye'de hukuk devletine ihtiyacımız var. Ve toplumsal uzlaşma için Samsun'dan da güçlü bir hayır demeye ihtiyaç var. Gözlemlerim de beni yanıltmıyor. İnsanlarla konuşuyorum. Samsun'dan çok güçlü bir hayır çıkacak. Ve Samsun siyasi tercihleri bir tarafa bırakıp bundan sonraki süreç için ve Türkiye demokrasisi için toplumsal uzlaşmaya, mutabakata, özgürlüklere katkı ve destek verecek. Daha güzel günlere Samsun'dan yelken açacağız. Bütün Türkiye'ye bu anlamda biz de destek olacağız. Peki. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Değerli izleyiciler, Tufan Akçagöz konuğumuz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı neden hayır diyeceklerini açıkladı. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Taner Tekin konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın efendim.